Gelen zamlar manav ve sebze tezgahlarında da kendisini gösterdi. Biz de zamları yerinde görmek için semt pazarına geldik. Bakalım esnafın ve vatandaşın zamlara olan tepkisine. Fiyatlarımız çok uygun. Halkın bizi tercih etmesi, efendime söyleyeyim, bizim yararımıza. Niye dersen, Kayseri'de seyahat satışı çok olduğunu pazarcı iş yapmıyor. Marketler pahalı olduğundan dolayı insanlarımız pazar, evet, rakabet olarak görüyor ama pazarda aslında her şey ucuz olduğundan dolayı hani biz insanlarımıza demek istediğimiz pazar tercih etsin. En azından kalibanın kalkılması için. Zaten zengin zenginlik olduğu kadar olmuş ya, Allah için sorarsan. Ama insanlarımız pazar tercih ederse bizim yararımız çok faydalı bir şey olur. Pazar yeri ucuz, taze olur. Günlük geldiği için herkesin yararını yani. Bayatlama riski yok. Onun için biz insanlarımızdan, halktan pazar tercih etmelerini istiyoruz. Bu aradan her şey pazarda ucuz olduğu kadar da hiçbir yerde ucuz olmaz. Markette mesela bir kiloda maize kilosu 6-7 milyonken pazarda 3 kilosu 10 lira. 4 kilosu 10 lira. Karnabahar kilosu 4 lira, 5 lira. Fiyatlarımız bu yani. Gelen zamlar vatandaşın alım gücünü düşürmedi mi? Ya ister istemez düşürüyor yani. Düşürüyor yani, millette para yok. Ha bir de şunu söyleyeyim size. Kayseri'de seyahat satıcı yok. Markette şikayetçi, pazarda şikayetçi, manavda şikayetçi. Onun için bunun önlem almasını istiyorum. Nasıl bir şekilde yansıdı? Ne kadarlık bir zam yapıldı? Ya zam, sebzede zam yok. Ama diğer ürünlerde %100 zam koydular. Mesela yakıt. Sabah kalkıyoruz zam, akşam yatıyoruz, ertesi günü bakıyoruz zam. Hani bu zamlarda bıktık yani. Zamlardan dolayı ne oluyor yakıtan? Bu sefer bunlar sebze yansıyor. Sebze yansıdı mı ne oluyor? Halkın cebine yansıyor. Şu an hepsi yani %100 zamlı. Bu zamların nedeni ne peki? Ya bu sadece şeyden kaynaklanmıyor, haciyle veya toplantısından kaynaklanmıyor. Geçen sene gübrenin torbası 150-200 lira arasıyken bu sene 9 milyon. İlla ki bunu üreten adam farklı üretiyor. Hani nasıl söyleyeyim? Maliyetli yük üretiyor. Bu nedenden her şeye yansıtıyor. Yani bunun mazotu var, gübresi var, işçi parası var. Bunun hepsi mecburen sebze, meyve yansıyor. Vallahi abla fiyatlar sezon olarak normal yani. Kış zamanına girdik. Kış zamanında mesela biber 10 lira, portakal 4 lira, elma 3 kilo 10 lira, hurma 7 lira. Bu mevsimde normal yani. Sezon olarak normal yani. Abla şimdi asgari ücrete biraz zam gelince asgari yani vatandaş, bizim buradaki vatandaşın genellemesi asgari ücretle çalışan insanlar ve emekliler var burada. Onlar da temel gıda bunlar, domates, biber falan olduğu için alıyorlar ama yine de asgari ücretli için çok zor. Yani bir asgari ücretlinin mesela 2 kilo domates alsa 10 lira, 1 kilo biber alsa 10 lira. Yani biraz asgari ücret diye zor abla sonuçta yani. Alım gücü düştü mü peki? Tabii ki, tabii ki. Kaç oldu dedim, 5 kilosu 30 lira diyor. Niye dedim dolar euro düştü dedim, bunları niye düşündüm? Yumurta kaç lira olmuş biliyor musun? Bak burada 35 lira, şurada markette 45 lira. Market daha mı pahalı pazara göre? Peki alım gücünüz düştü mü gelen zamlardan sonra? Hiç düşmedi vallahi, hiç bunlar düşürmediler ki. Düşürseler düşecek, düşürmüyorlar ki. Vallahi düşürmüyorlar abla. Yani alamıyor. Alamıyor tabii. Şimdi bir yumurtayı 45'e alırsan, asgari ücret arttı diyor. Asgari ücret hiçbir fark etmiyor ki. Bize 30 lira verecek, 30 milyon verecekler ki aylığımızı, biz de bunlara bol bol harcayıp alacak. Yoksa parayı markete götürüyorsun, hiçbir şey etmiyor. Marketlerde de düşürmediler ablam, oralarda da daha bakalı. Yine pazarda 30 liraymış, Allah razı olsun, 35 lira. Yani hani diyor süt diyor, yumurta da dolar çıktı, her şey bizde bazılarını geliyorlar ki dolar çıktı, haberin var mı? Biz orada sonra ya da şu da etiketleri her gün basıyorlar, her gün değiştiriyorlar, her gün basıyorlar, değiştiriyorlar. Hani şimdi niye dolar euro düştü düşürmüyorlar? Bir de düşük olsun bana. Vallahi bir şey alamıyor, vallahi çoluk çocuk okudu yok.